10 Şubat Cuma Bir gün Zafer Arapkirli Devleti de enkazdan kurtarmak her afette olduğu gibi ülkemiz semalarında yankılanan şu tanıdık çığlığı duyuyoruz 5 gün 5 gecedir. Nerede bu devlet? Hani hep ana baba yakıştırması yapılır ya devlet için. Haliyle insanlar da kendilerini bu anlamda evlat olarak gördükleri için Kötü günde devletin koruyucu, kollayıcı, şefkatli elini başında hissetmek, onun kucağında huzur bulmak istiyor. Afet anında hızla yarasını sarıp teselli etmesini bekliyor. Oysa ki burada yani devlet vatandaş ilişkisinde ciddi ve çok büyük bir fark var. Ailede evladın anne babaya vergi ödemesi ve bu vergiyi denetleme durumunda olması gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaş, çalıştığı ve ürettiğinin önemli bir kısmını üstelik de genelde kazancıyla orantısız biçimde ağır bir vergi sorumluluğu altında. Bu vergileri de ödediği devletten çok daha büyük beklentiler içinde sayılır. Yani sadece manevi bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir maddi alacak da vardır ortada. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda ise özellikle de 20 küsur yıllık son iktidar döneminde bu maddi manevi borç alacak ilişkisinde vatandaşın açık ara mağdur durumunda olması söz konusu. Kısaca ve hızlı bir liste çıkarmak gerekirse, bugün yaşadığımız tarihinin en büyük deprem felaketinde de, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve yaygın orman yangınlarında da, yine tarihimizin en büyük toplu madenci katliamı Soma'da da, Tarihimizin en büyük toplu terör kıyımlarında, Ankara Garı ve Suruç'ta da pandemi dönemi aymazlıkları ve ihmallere dayalı halk sağlığı kıyımlarında da, toplu ulaşım felaketlerinde de, büyük sel ve göçük felaketlerinde de hemen her durumda önlenebilecek ya da faturası hafifletilebilecek bu afetler karşısında aciz kalan bir devletle karşı karşıyayız. Son depremin vurduğu, toplu biçimde can aldığı her bir memleket köşesinde vatandaşla birlikte devlet de enkaz altında kalmıştır. İşin en acı yanı da budur. Devlet, enkazdan insanları kurtarmak için ayakta kalan ve tüm gücüyle yardıma koşan olması gerektiği halde neredeyse milletten daha çaresiz, daha aciz ve daha fazla panik içinde bir manzara içindedir. Bu panik ve çaresizlik duygusunu da vatandaşa hot zotla kapatmaya, sopa sallamaya, tehdit etmeye, hakaret etmeye varan şekillerde gizlemeye gayret etmektedir. Bizzat olayı kader planına bağlayan Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri karşılamaya yönelik parmak sallarcasına bir tavırla ''Şimdi susuyorum ama bunları deftere yazıyorum, zamanı geldiğinde'' gibi ifadelerle tehdit etmesi akıl alacak bir tavır değildir. Bunu bir adım daha öteye taşıyarak enkaz altındaki insanların yardım çağrılarına engel olacak ve belki de bu yüzden pek çok ana mal olacak bir uygulamayla interneti yavaşlatmak, kesmek de asla affedilemeyecek ve hatta ağır suç niteliğinde bir tasarruftur. En temel insan haklarını, anayasal özgürlükleri ve yaşam hakkını ihlal eden bu suçun hesabı bir gün er ya da geç sorulmalıdır. Dahası vatandaşın derdine derman olmadığı açık seçik ortadayken bunca yıl ödenen vergileri har vurup harman savurarak alabileceği önlemleri almayarak bunca ölüm ve yıkıma sebep olmanın vebali de söz konusuyken sanki çare buymuş gibi apar topar o hal ilanı da bütün bu çaresizlik ve panik halinin üzerine tuz biber ekmiştir. Cumhurbaşkanı o hale gerekçe olarak afetle baş edebilmenin bu süreçte oluşabilecek başı bozukluğun, yağma vesaire olayların üzerine daha kararlılıkla gidebilmeyi gösteriyor. Oysa herkes gayet iyi biliyor ki bu zihniyetteki ve bu beceriksizlik seviyesindeki otoriter yönetimlerin olağanüstü hal ilan etmelerinin tek nedeni, hoşnutsuzluk, isyan ve eleştiri dalgasını bastırabilmek, yani özgürlükleri daha da fazla boğazlayabilmenin yolunu açmaktır. O hal, sadece ve sadece bugüne kadar hep olduğu gibi muhalif sesi, düşünceyi ve eylemi bastırmak amacıyla sansür için, internet yasağı için, gazeteci, aktivist, siyasetçi tutuklamak için kullanılacak. Bunca yıl ihmalleri, beceriksizlikleri, afetler için toplanan milyonlarca liralık vergilerimizi har vurup harman savurmaları, devletin tüm kaynak ve olanaklarını bir avuç yandaşa peşkeş çekerek hortumlatmaları yüzünden yaşıyoruz bu devasa boyutta felaketleri. O yüzden devleti elinde bulunduran zümre ve zihniyet sadece sınıfta kalmamış, aynı zamanda bu son depremde enkaz altında da kalmıştır. Yani asıl enkaz altında kalan devletimizdir müteahhit çetelerini kollamak uğruna yüz milyarlarca dolar milli serveti çarçur eden, imar affı gibi cinayet niteliğinde uygulamalarla vatandaşın sağlam ve dayanıklı yapıda yaşama hakkına ihanet eden, yardım, arama kurtarma hazırlık seviyesi neredeyse sıfıra yakın olduğu anlaşılan bir devlet, bu beceriksiz zümreden bir an önce kurtarılmalıdır. Sandık önümüze geldiğinde bugünkü enkazı gözümüzün önüne getirmeli, ve bu ehil olmayan kadrolardan ülkeyi kurtarmalıyız.